Herkese merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu derste FFB Stüdyo'ya artık girmiş bulunmaktayız. Burada anlatmam gereken bir panel var. Bu panelimizde arkadaşlar, yani Channel Rack kısmında neler yapacağız? Bunu anlatacağım. Tabii ki diğer panellerimizde anlatacağım. Aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Burada kullanacağımız aslında 4 temel panelimiz var ve bunu oldukça çok sık kullanacağız bu panelleri. Bunlardan birisi Canal Rack arkadaşlar. Diğerleri de ikincisini Browser panelimiz diyebiliriz. Üçüncüsüne de burada gördüğünüz gibi açılan bir mikserimiz var arkadaşlar. Bu mikser kısmını anlatacağım size. Aynı zamanda tekrar dördüncü olarak sayarsak eğer bunun peşine de playlist panelimizi koyabiliriz arkadaşlar. Tabii ki bunlara değineceğim. Fakat önce e, şu anlık Canal Rack panelini size anlatacağım. Bu Canal Rack paneli ne işe yarıyor? Programı belki daha önceden indirmiş olabilirsiniz ve tam Hakimiyet sağlamamış olabilirsiniz. Bu panelimizde melodiler ve dramlar yazılabilir arkadaşlar. Aslında bu gördüğünüz panel bizim beynimiz diyebiliriz. Çünkü birçok işlemi bu panelden yapacağız arkadaşlar. Ve aslında bütün parçayı da bu panelden yapmış olacağız. Burada gördüğünüz mesela kick yazıyor. Bu FL Studio'nun getirdiği bir kick, clap, hi-hat, snare gibi gördüğünüz gibi ritimlerin temel vuruşları var. Burada biz ritim yazdığımız zaman yani bir ritim yazmamız gerekirse gördüğünüz gibi burada küçük kutucuklar var. Bu kutucukları dolduruyoruz arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim size bakın mouse'u istediğiniz bir kullanacağımız aracın üstüne götürdüğümüz zaman bakın sol köşede yani şurada bize ne işe yaradığını ve oranın ne olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ne işe yaradığını değil de yani oranın sen neredesin size bunu söylüyor. Biz burada ritim yazdığımız zaman arkadaşlar kutucukları doldurmamız gerekiyor. Şu anki ritmimiz 4 dört dörtlük olacak. Kike mesela bir ritim yazalım birlikte. Ben şu an öylesine buraya diziyorum. Kutucuklara dolduruyorum. Bir düzen oluşacak şekilde tabii ki. Dinleyelim. Gördüğünüz gibi kikimiz bu ritimde ve bu düzende devam ediyor arkadaşlar. hi koymam gerekirse klep koyuyorum şimdi tabii ki ben burada bir düzen oluşturdum burada şunu da söyleyeyim masumuzun sol tuşuna tıkladığımız zaman yani kutucuğun üstüne tıkladığımız zaman böyle ritimler bize oluşturabiliyor arkadaşlar eğer bunu silmek isterseniz de sağ tuşa tıklayarak üzerlerine bir kere silebilirsiniz arkadaşlar kutucukları Şimdi ben rastgele bir ritim oluşturacağım. Bakalım ne kadar uyumlu olacak? Nasıl bir şey çıkacak? Göreceğiz. Bunu böyle yaptığınız zaman çok da böyle hani tarzınıza uygun olmayan bir ses olabilir. Yani bir ritim olabilir, ritim oluşabilir. O yüzden dediğim gibi elektronik müziğe biraz hakim olmak ve dinlemek de gerekiyor o ritmi, o düzeni oluşturmak için. Tekrar deniyorum. Bakın görüyorsunuz her kutucuğun başına kicklerimi yerleştirdim çünkü neden başta vurması gerekiyor. Kleplerimi de yerleştiriyorum. Diyelim ki buraya yerleştirmeyeyim, buraya yerleştireyim. Şöyle karışık diziyorum. Bu da farklı bir gruvla ile ilerliyor farklı bir düzenli ilerliyor. Olabilir. Tabii ki olabilir. Bu sizin tarzınıza, zevkinize kalmış. Kulağınıza nasıl geldiğine kalmış. Bu şekilde e, bahsettiğim gibi ritimlerimizi buradan, bu kısımdan oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu kutucuklar bizim için gerçekten önemlidir. Şimdi diğer bahsetmem gereken konu ise hemen bu e, gördüğünüz kanalların yanında 1, 2, 3, 4 diye numaralar var. Bunlar ne iş yarıyor? Arkadaşlar bunlar bizim e, bu kanalımızı yani kick kanalımızı mikserde hangi kanala tanımlayacağımızı gösteriyor arkadaşlar. Mesela ben bunu bir yaptığım zaman size daha iyi göstermek için buradakileri sileyim. Bakın şu an boş burası. Fakat burada gördüğünüz yani mikserimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyor arkadaşlar. Ben bu kick kanalın solundaki kutucuğu bir yaparsam eğer, bakın gördüğünüz gibi otomatikman tanımladı. Aynı şekilde klebi de öyle yapabilirim. 2 yaptığım zaman bakın buraya geldi. Pardon 1 yaptım burayı. 2 yapmam gerekiyor. Şöyle yaparsam. Bakın. Kendi de seçiyor zaten. Otomatikman mikserin üzerinde bir yol haritası belirliyor kendine. 2 yapıyorum. Ve ikinci kanalıma geldi. High de 3 yapıyorum. Bakın 3. kanalıma geldi. Snare de 4 diyelim. Bakın dördüncü kanalımda. Tabii ki bu mikseri de size anlatacağım ileriki derslerde. Ama şimdilik kanal rek panelimizin ne işe yaradığını öğrenmemiz gerekiyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu numaraları verdiğimiz kutucukların yanında ise gördüğünüz gibi bizim düğmelerimiz var. Bu düğmelerde yani bunları aslında mikserde potansiyometre ya da fader diyebiliyoruz. Şimdi biz burada bunu bu gördüğünüz kısım bu kanalın ses seviyesini ayarlıyor. Yani volümünü ayarlıyor aslında. Hemen yanındaki ise sola mı sağ mı? Yani pan seviyesini ayarlıyor arkadaşlar. Sola ne kadar yatırmalıyım? Sağa ne kadar yatırmalıyım diye bunu e, anlayabilirsiniz eğer kendinizde evde uğraşırsanız. Bu gördüğünüz yeşil ışık ise arkadaşlar tamamen kanalı mutluyor arkadaşlar. Yani sessiz alıyor. Diyor ki bu üç kanal çalışsın. Ben ama bu kick kanalını duymayayım diyorsunuz. Bir sonraki özelliğimiz ise bakın burada bir artı kısmı var. Burası gerçekten de önemli. Burayı da çok sık kullanacaksınız aslında. Bakın burada bu artı kısmına tıkladığımız zaman burada bizim eklentilerimiz açılıyor. Yani dışarıdan programa harici olarak yüklediğimiz eklentilerimiz açılıyor arkadaşlar. Burada tabii ki kendiniz kendi eklentilerinizi de koymayı öğreneceksiniz. Onu da göstereceğim ayrıca. Fakat bütün e, ders boyunca bütün efelde her şeye değinmek istemedim. Çünkü eğer ileride unutursanız tekrar ettiğiniz zaman videolar halinde izleyebilirsiniz diye yaptım bunu. Burada eklentilerimiz arkadaşlar bizim oldukça sık kullanacağımız eklentiler. Bir başka göstermek istediğim bölüm de arkadaşlar şurada siyah bir kutucuğumuz var görüyorsunuz. Biz buna tıkladığımız zaman al ve unsorted paneli. Yani unsorted sınıflandırılmamış. Yani bu listenin dışında olan dışarıdan harici bir ses soksaydım eğer buraya ya da playlist panelime bunu unsorted yaptığım zaman tabii ki burayı görmeden direkt orayı göreceksiniz. Onu da size zaten göstereceğim. Arkadaşlar buraya diyelim ki kendi pluginlerinizi, eklentilerinizi ya da işte kick, clap, hi-hat, snare'larınızı koydunuz. Peki bunu buradan nasıl kaldıracaksınız? Örneğin kick üzerine tıkladığım zaman e, mouse'umuzun tabii ki sağ tuşuyla tıklamamız gerekiyor. Bu şekilde bir sayfa açılıyor. Burada delete'e tıkladığınız zaman bu kanal silinir arkadaşlar. Bakın şu an boş kaldı. Sampler diye bir kanal geldi. Bu hep gelir arkadaşlar. Yani burada bunu kendi otomatik olarak program bırakmaktadır buraya. Bakın gitmiyor. Delete diyorum. Gitmiyor. Bakın sildim arkadaşlar. Hepsini sildim. Burada hiçbir şey kalmadı. Ben buraya tekrar yüklemelerimi yapabilirim. Browser panelinden. Örneğin bir head seçiyorum. Bu head'i e alıp General Rack panelime sürüklediğim zaman buraya otomatik olarak geliyor arkadaşlar. Ayrıca üstüne de atarak değişim sağlayabilirsiniz. Tekrar buradan mikserde hangi kanala atacağımızı belirliyoruz. Şimdi burada bahsetmek istediğim diğer konu ise burada gördüğünüz bir swing. Bakın main swing hit panel'da zaten yazıyor arkadaşlar. Main swing. Arkadaşlar bu main swing gerçekten de e, kullanılan bir kısım arkadaşlar. Ben bunu tabii ki nasıl kullanıyorum? Bütün ritmimi yazdıktan sonra bir grup istiyorum. Aslında size biraz da grup sağlıyor arkadaşlar. Yani böyle bir tarz sağlıyor. Ritmi biraz değiştiriyor. Aksaklık yaratabiliyor arkadaşlar. Ve bu da çok tatlı olabiliyor. Vereceğiniz değere göre tabii ki de. Diğer anlatmak istediğim alan ise yine burada bir kutucuğumuz var arkadaşlar. Biz bunu böyle yükselttiğimiz zaman 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyorum şu an. Bakalım nereye kadar. 16'ya kadar gittim arkadaşlar. 16 yani burada bizim 16'lık bir vuruşumuz oluyor arkadaşlar sayabilirsiniz. Zaten şu kutucukları saydığınız zaman 16 vuruş ediyor ve bunu ben yükselttiğim zaman ise Bakın şu an değişiklik olmadı ama şöyle bu paneli sağ tıklayıp pardon, mouse'ta sol tuşa tıklayıp çektiğim zaman bana 24'lük bir alan belirliyor arkadaşlar. Bu şekilde bu panelimizde böyle kullanıyoruz arkadaşlar. Candle Rack kısmında bizim ritimlerimiz, melodilerimiz, birçok kullanacağımız sesler burada olacak arkadaşlar. Ve buradan ilerleyeceğiz. Tabii ki bunun farklı bir yöntemi de var. Yani playlist üzerinden de müzik yapabiliriz. Kendimiz oraya kicklerimizi dizebiliriz, snarelerimizi dizebiliriz. Fakat buradan da çalışabiliriz. Yani aslında bir işi yapmanın 3-4 yolu var diyebilirim arkadaşlar. Bu dersimizde bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.